Tabii. Merhabalar, Avukat Fatih Tahancı. 73-15 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu geçtiğimiz cumartesi günü resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekten çok ciddi anlamda soruluyor. Arşiv araştırması yazılı olaraktan, bilgi belgelerde bulunan aslında evraklara bakılıyor. Nedir bu? Kişinin adli sil kaydında herhangi bir bugüne kadar suç ve ceza bulunmakta mı? Bir suça karışmış mı? İnfaz edilmiş mi veya arşiv kaydında mevcut mu? Kişi kolluk kuvvetleri tarafından aranıyor mu? Kişi hakkında bir yakalama kararı mevcut mu değil mi? Başka bir şey, kişi hakkında bir tahdit kararı var mı? Yani bir şerh koyulmuş mu pasaportuna? Yurt dışı çıkış yasağı var mı? Ve son olarak ise kişi memuriyetten çıkartılmış mı? Bir yılın üstünde bir ceza aldıysanız bildiğiniz üzere 650 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesinde memuriyetten çıkartılıyorsunuz. Bu gibi bir ceza daha öncesinde söz konusu olmuş mu? Veya memuriyetten çıkarma sebepleri devlet memurları kanunu 125. maddesine sayılıyor. Bu suçlardan birini işlediği için idari bir yaptırım olaraktan kamu görevinden kişi çıkarılmış mı? Arşiv araştırması tam olarak buna bakıyor. Ancak güvenlik soruşturmasına geldiğimiz vakit ise bu somutluktan soyut bir alana kayıyoruz aslında. Nasıl oluyor? Kişi hakkında kısaca şu notlarımızı almıştık. Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili olarak kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal veriler diyor. Bu olgusal veriler kavramı yeni girdi. Daha öncesinde hep istihbari veri mahiyetine diyorduk. Kişinin ailesinden bir kişisi bir Nevruz etkinliğine katılmış, istihbari mahiyette verin diyerek nitelendirilerekten bu hatta ve hatta daha da ileri götürerekten PKK ile veya Hizbullah'la eşdeğer tutularaktan kişi güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırıyordu. Artık olgusal veri yani 5 duyu organından birisiyle her ne kadar bu kişinin belki bir ceza soruşturması, ceza kovuşturması yok ama olgusal veri niteliğinde 5'en 1K ile görüle, duyulan ve işitilen bir delil mahiyetinde bir olgusal verinin söz konusu olduğunda güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanabilir. Başka bir husus yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişkinin kişinin sonuçta güvenlik kurumlarından birisine girecekse kişi veya üst düzey bir yöneticilik yapacaksa Türkiye'nin menfaatlerinin dışında olan aleyhine çalışacak bir kamu kurumunda çalışması çok fazla söz konusu olamaz. Çünkü Türkiye'nin âli menfaatleri öncelikli olacaktır. Kamu üzerine kamu güvenliği söz konusu olan dolayı. Son olarak ise terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığı. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. İrtibat, iltisak kavramları bize 15 Temmuz 2016 sonrasında dahil oldu. Bundan dolayı da tam olarak kavramlar Türk Dil Kurumu'na baktığımızda veya idari yargıda Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımızda tam olarak da ortaya konulmuş değil. Hal böyle olunca da burada nasıl bir nitelendirme yapılacağı idarenin değerlendirme komisyonuna bırakılıyor. İdarenin değerlendirme komisyonunun burada siyasi kaygılarla mı hareket edeceği yoksa gerçekten A fıkrasında bulunan olgusal verilere mi bakacağı cidden bir merak konusu. Bugüne kadar baktığımızda ne yazık ki idarelerin özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uzman erbaş alımlarında, subay assubay alımlarında bu olgusal verilere dikkat etmediğini gördük. Kişinin sırf köyündeki at benzerliğinden dolayı bir başka kişinin işlemiş olduğu suçtan güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Bir başka örnek kişi 1993 doğumlu, babası 1990 yılında bir sadece gözaltı alındığından dolayı bakın hakkında soruşturma veya kovuşma başlatılmamış. Bundan dolayı elendiğini gördük. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanıyor. Artık bu olgusal verilerin tam olarak ortaya konması gerekiyor. Peki bu soruşturma ve araştırma hangi mesleklerde oluyor? Örneğin doktorlukta olduğunu biliyoruz. Bu ne gibi sonuçlar doğuracak? Yani ailenizden birinin politik bir birey olması, mesela kişinin doktor olmasını engelleyecek mi? Şimdi onda çok fazla bilgi şu an karmaşası söz konusu, bilgi kirliliği söz konusu. Onu kısaca şöyle özetleyelim. Kamuda ilk kez atama yapacak olan herkese arşiv araştırması yapılacak. Bakın arşiv araştırması neydi? Adli sicil kaydı. Bir yakalamanız mevcut mu? Herhangi bir hakkınızda bir tahdit var mı? Veya daha öncesinde memuriyetten çıkartıldınız mı? Buna herkese bakılacak. Ama güvenlik soruşturması ise farklılık arz ediyor. Kimler? Üst düzey yöneticiler. İşte müsteşar olacaksınızdır, genel müdür olacaksınızdır. Bu kişilere yapılacak. Polis, jandarma, infaz koruma memurları yani gardiyanlar. Bunların hepsine yine güvenlik soruşturması yapılacak. Hakim savcılara güvenlik soruşturması yapılacak. Adalet Bakanlığı'nda çalışmakta olan zabıt kağıtlarının tamamına, memurların tamamına güvenlik soruşturması yapılacak. Ayrıyeten kimler yapılacak? Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayi müsteşarlığıyla
ilişkili olaraktan çalışan, yani savunma sanayi alanında çalışan, teknik bilgilere, kamu düzeni, kamu güvenliğini ilgilendiren bilgilere sahip olan kurumlarda çalışacak olan kişilere kişi güvenlik belgesi verilmesi sürecinde güvenlik soruşturması yapılacak. Biraz önce bahsetmiş olduğum jandarma, polis, kara kuvvetleri, TSK, Milli Savunma Bakanlığı'na ilk kez öğrenci alımlarında, yani Karahar Okulu'na, Deniz Harbi Okulu'na, Asubay Meslek Yüksek Okulu'na, Bando Mızıka Yüksek Meslek Yüksek Okulu'na girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Sonuç olarak doktorlara bugün güvenlik soruşturması yapılmayacak, arşiv araştırması yapılacak. Hemşirelere arşiv araştırması yapılacak. En önemli şey burada, onu atlamayalım. Artık ne yazık ki öğretmenlere güvenlik soruşturması yapılacak. Daha öncesinde sadece arşiv araştırması yapılması bekleniyordu. Ancak komisyondan genel kurula geldiğinde, genel kurulda bir sunulan öneriyle güvenlik soruşturması artık öğretmenlere de yapılacak. Bu şu an çok ciddi bir tartışma konusu. Bu yasa tasarısı daha önceden de çıktı. 2016-2019 yıllarında yürürlükteydi. Sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Siz yeniden böyle bir sürecin olacağını düşünüyor musunuz? Yani bu yasa sizce ayrımcılık yasağı ya da farklı hakları ihlal eder nitelikte mi? Şimdi burada öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin hangi gerekçelerle hangi kanunu iptal ettiğini bilmemiz gerekiyor. Güvenlik soruşturması yapılamaz demedi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi 40-45 sayılı kanununda ve 657 sayılı devlet memurları kanununda 48. maddedeki ve 45'in 1. maddesi 2. fıkrasını iptal etti. 48. madde ne diyordu 657'de? Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak. Ama bu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nasıl yapılacak? Kim yapacak? Ulaşılan kişisel veriyi kim işleyecek? Kim saklayacak veya en sonunda kim bunu imha edecek? Bu bilinmiyordu. Kişisel veriler anayasa tarafından güvence altına almış bir konudur, husustur. Aynı zamanda uluslararası sözleşmeler de güvence altına almıştır. Kişinin kendisini koruma hakkı mevcuttur. Kişilik haklarının en temelidir bu. Bu bilgiler, verilerin başka alanlarda kullanılmaması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi dedi ki, sen bunları kanun koyucu, yani Yüce Meclis düzenlemediğinden dolayı sadece güvenlik soruşturması yapılır. Ancak kim yapacak, nasıl yapılacak sorularına cevap vermediğinden dolayı ben bu maddeyi iptal ettim dedi. Bugün geldiğimiz noktada evet, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Kimin yapacağı, ne şekilde yapılacağı değerlendirilmiş durumda. Ancak şurada biraz önce saymış olduğum özellikle güvenlik soruşturmasının A ve C fıkralarındaki irtibat, iltisak konusu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü irtibat ve iltisak dediğimiz kavramların bir tanımı yok. Türkiye'deki bugünkü mevzuat.gov.tr'ye girdiğimizde irtibat ve iltisak kavramının tanımını düzenleyen hiçbir şey yok. Yani doktrine desek, yani Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi kararları bağlamında düşündüğümüzde orada bir tanımlama göremiyoruz. Yani bundan dolayı Anayasa Mahkemesi'nin buradaki bir bilginin karmaşası veya tamamen spesifik tanımlama bulunmadığından dolayı o maddeleri iptal edebilir. Ama ben arşiv araştırmasının ortadan kaldırılacağını düşünmüyorum. Ve güvenlik soruşturmasının da tamamen ortadan kaldırılacağını düşünmüyorum. Ancak o güvenlik soruşturmasındaki irtibat ve iltisak kavramlarından kaynaklı olaraktan bir Anayasa Mahkemesi önünde soyut norm denetimi ve somut norm denetimi ileride söz konusu olabilir. Bizim sorularımız bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ben teşekkür ederim. Şöyle bir husus önemli. Bugüne kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konulu davalar devam ediyordu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararlarında diyordu ki yeni bir yasal düzenleme yapılasıya kadar bu kişinin hakkında bir atama sonucunu doğurmaz, ancak mesleki özlük hakları da verilmez diyordu. Şimdi bugün ne olacak diye bize sürekli sorular geliyor. Benim naçizane bir hukukçu olarak görüşüm, başka üstadlarımızla konuştuğumuzda, profesör hocalarımızla konuştuğumuzda ve o kendi ofisimizdeki avukat meslektaşlarımızla konuştuğumuzda vardığımız sonuç şu: bugün meri hukuk bağlamında, idari işlem teorisinin bağlamında düşündüğümüzde eğer idare mahkemesi bir iptal kararı verdiyse o atama sonucunu doğuracaktır. Güvenlik soruşturması arşiv araştırması kanunu 13 Nisan'da yürürlüğe girmiş oldu. 13 Nisan'da itibariyle baktığımızda eğer sizin davanız devam ediyorsa, etmiş olabilir, kanun 13 Nisan'da şey yapılmıştır, yürürlüğe girmiştir. Sizin hakkınızda tesis edilen işlem 2020-2019 tarihli olduğundan dolayı ve 2019'daki o dayanak hukuka aykırı olduğundan dolayı yeni kanun uygulanmaması gerekir. Başka bir ifadeyle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanaraktan davası kazanıp ataması yapılan kişilere tekrardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılamayacağını düşünüyoruz biz. Eğer yapılırsa da bu hukuka aykırı olacaktır. Yeni atamalara, bugün yeni çıkılan ilanlara ataması henüz yapılmamış arkadaşlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.